biz Grossmark var burada, büyük bir Grossmark. Yani hal derler Türkiye'de. Hani hal. Seçeneler yeni satış olur. Oraya gideceğiz şimdi bizim. Hale mi? Mustafa Baklan, Ali Baklan, ondan evet. sonra Kadir Baklan, bütün kardeşler orada. Açılış var. Bunlar meşhur. Tada bakar, baka tadar. Baka tadar. Evet. Onlara bak. Gidelim. Bizi davet ettiler bir bakar, açılışta. Sen şarkı söyleyeceksin bir tane. Aa. Ben de işte röportaj sürpriz yapacağım. Sürpriz olacak o zaman. Tabii. He? Çünkü çok büyük. Hem bütün röportaj olacak dünya, hem de şarkı mı? Dünya markası bu baklanlar var ya. Allah Allah Ali evet. Baklan, Mustafa Baklan, Kadir Baklan. Buradan sevgilerimizi evet, iletiyoruz sevgiler. Onlara. Güzel abi. Çorum'da yerleri var. Ondan sonra Bursa tarafında var, Türkiye'de var. Her şeyi taze getirdiler buraya. Maşallah. Bir görelim oraları. Kaç bin çeşitleri var değil mi? Duydum, haydi duydum. Mustafa abiye gidelim. Hadi Mustafa abiye, abiye gidelim. Ali abiye. Ali'dir imamlar başı. Evel Allah. Dakil dakil Allah. Tüm Avrupa'da var olan çok büyük bir firma, hakikaten büyük olduğu kadar da sahipleri çok iyi, süper insanlar, kardeşler, herkesin evinde, her yerde ne var? 3 öğün, 4 mevsim denildi mi ne olur? Bak, bak tat. Evet efendim, o bu güzel müessesenin sahipleri Sayın Mustafa Bey, Ali Bey de burada, gel Ali Bey. Evet Mustafa Bey, bugünkü Berlin'deki bir olayı anlatır mısın kısaca? Evet, şimdi Bağdat olarak zaten Avrupa'nın her tarafındayız. Bu Berlin'deki küçük bir ticari alışverişimiz vardı. Şu an için Berlin'in dünyanın her tarafındaki büyük elçiliklerinin, konsoloslukların ve çeşitli o ülkelerden gelen birçok okulların da Berlin'e taşındığı için artık ki Berlin kendi başına bir devlet oldu. Bunun için sürekli Mannheim'dan veya Türkiye'den getirdiğimiz malları hizmet şeyinde sıkıntılar çekiyorduk. Böyle bir yerin bugün 3500 metrekare bir yeri getirip Türkiye'deki ürünlerimizi müşteriye anında, müşteriye istediği zaman tezgahının boşalmaması için, bir de malının sürekli olabilmesi için böyle bir depo üretimimiz yok burada. Tamamen dağıtım şekilde bu bölgeye, Berlin'e, Polonya'ya, Çekoslovakya'ya ve Macaristan'a buradan ulaştırmaya çalışacağız. Biz, burası yani. Evet. Biz burada rekabet yapmaya gelmedik. Biz burada gerek Türk esnafının gerek diğer yabancıların artık Türk ürünlerine sempatileri giderek arttı. Onlara bir hizmet verebilmek için bir ara cep deposu açtık. Bunun için teşekkür ediyorum. Bizleri geldiniz, gururlandırdınız. Sabah abimiz bizim. Evet Allah. Sizin vesilenizle de müşterilerimizle birebir buradan kendilerini selamlamak da bize nasip oldu. Çok teşekkür ediyorum. Biz her marketi çektiğimizde demiyor muyuz her zaman? Sürekli Yunus abi hep Bağdat, Bağdat, evet. Bağdat der. Çok teşekkür yaylarla beraber ikisi evet. kardeş firma diyoruz. Evet, evet. Aynen. Oğlum, teşekkür ediyorum. Nuray Hanım şimdi gittiği zaman çok değişik. Diyor ki burada hakikaten binlerce firma var ama içerisinde bir tane var. Öyle bir firma ki her yerde amblemini görüyorum. 3 öğün, 4 mevsim. Allah Allah. Bunu anlatır mısın? 3 öğün, 4 mevsim. Tabii Almanya'da ilk olarak en büyük ürün çeşitliliğiyle başlayan bir firmayız. İlk önce hedefimiz Avrupa'da niye marka olmayalım dedik. Markaya önem verdik. 3200 çeşit ürünümüz var. Yani sabahleyin kahvaltısından peynir çeşitlerinin 150'ye yakın peynir çeşidi. Salam, sucuk, peynir bir taze grup. Öğlenleyin hazır yemekleri çünkü iş yerlerine getiren büyük potansiyeli artan bir pazar oldu. Bir de ayrıca demiş mi ya ben hani sen dedin Gemlik'te giderken sol evet. tarafta görüyorum. Evet evet. İşte orası da oraya ait. Orada. Aa, çok iyi. Ben Çorum'da. Ben yerim. Hep orada mola veririm bir şeyler mutlaka alırım. Özellikle anam zeytinyağı ister. Bir de zeytin ister. 7 taneli. Evet. Bana al der.
Gözleri onu aylarca gider. Sen Ersoy olmadı ama buraya yapacağız. Allah'ın adı. Bak gözlere bak. Nasıl kısmet. Son dakika biliyorsun. Bir şeyler yaptı dediler. Bülent Ersoy olmaz. Buradan Bülent Hanım'a sevgilerimizi iletiyoruz. Seni seviyorum. Senin gözlerin de güzel ama fakat ve lakin bizim gözler biraz daha büyük. Gözlere bak, 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 bak. Bak, gözlere bak. Seni var ya. Evet. Sevgilerimizi iletiyoruz zaten. Şarkımız da doğum günüm bana geldiğin gündü. Gönlümdeki özlem ateşi söndü. Ağlayan gözlerim seninle gülsün. Ben doldum dolu, şimdi mutluyum. Ali babayla ve de Kadir babayla, baklan kardeşlerle, evet efendim. Bir böyle bir tur atalım bari. Teşekkür ederim. Oldu, sağ ol, teşekkürler. Evet efendim, görüyorsunuz Berlin'de hakikaten güzel bir olay. Bu Mustafa Beyler büyük bir firma, dünya tanıyor bunları. Bunlar bizim, gel Nuray Hanım, evet, merhaba, nasılsın Ali Baba? Evet efendim, buyurun siz Ali Bey ile konuşun. Bu da bizim Ali Baklan abimiz. Hani Gemlik'ten giderken geçiyorum diyorsun ya. Evet. Görüyorum logolarını. Evet. Oranın müdürü. Her tarafın müdürü Ali Memnun Baba. Oldum, Mustafa Bey'in kardeşi. Buyurun. Mikrofonu sizde Ali Bey. Yunus abi sizden bahsetti ama ben sizinle ilk defa tanışıyorum. Ya gemi gezisinde beraberdik. Ne zaman? Çok, çok eski. Babamla gelmiştim. Evet. Çok eski ama. Ya, ama çok eski. Yani bir 30 senesi var. Daha yok, da fazla. Yok. Öyle 10 mi? Sene, 7-8 sene önce falan. Yok, daha fazladır. Onu tam hatırlayamadım evet, ama. Evet, evet. Çok eski o dediğiniz. Nasıl değil mi sana? Çok şükür böyle güzel bir günde aramıza katıldığınız günler için sizlere de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ya. Ederiz. Sağ olun, var olun. Şimdi zamanında Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, dedelerimiz nasıl bir savaş verdi, Cumhuriyet'i kurduysa evet. Biz de Baklan ailesi olaraktan Bakladık kurduk çalışma arkadaşlarımızla büyük birlikte. Büyük mücadeleden sonra evet, diyorsunuz. Büyük mücadeleden sonra. Çok büyük mücadele. Evet. Evet. Tabii bunun bu duruma gelmesi için şehit de verdik. Aynı o zamanlar olduğu gibi. Kardeşimizin bizi kaybettik. Allah evet. Başınız sağ olsun. O zaman anlattım ben evet, Nuray Hanım'a. O yüzden tüm mesela Türkiye'den gelen arkadaşlarım, buradaki çalışan arkadaşlarımız, buradaki dostlarımız, müşterilerimizle hep birlikteyiz. Çok mutluyuz. O yüzden bundan daha güzel bir şey olamaz. Olamaz. Evet. Hayatta en olsun. Önemli şey zaten insanın emeğinin karşılığını alması değil mi? Doğrudur yani. Çok herkes şükür, bir emek veriyor. Çok şükür. Her alanda herkes bir emek veriyor. Mutlaka. Ama emeğin karşılığını alınca insanlar daha da mutlu oluyor. Ve sizler de binlerce insanı mutlu ediyorsunuz. Bu binbir çeşitlerle. Evet. Gerçekten. Üç öğün, dört mevsim. Öğlen yemeği, akşam yemeği. O kadar çok çeşit saydı ki Mustafa Bey. Ben inanamadım. Zaten nereye gitsek hanımefendi diyor ki maşallah binlerce market her var. Yerde baklat her yerde baklat var. Maşallah. Var diyeceğim var olacak evet Allah. Burada şu var. Biz baklat ailesi olarak da Türkiye'de en çok ürünü evet. Çeşit olarak üreten firma evet. Biz varız. Doğru evet. Bizim aynı zamanda dünyanın birçok ülkesine bunu ihracat yapıyoruz. Hiç Türkiye'yi tanımayan ülkelerden insanların cebindeki parayı biz ülkemize getiriyoruz. Ne güzel, evet. Biz de bu parayla çalışanlarımızla, müstahsillerimizle, çiftçilerimizle paylaşıyoruz. Ne mutlu size. Hem o ülkeden gelen parayla döviz getiriyoruz ülkemize aynen. Yani. Evet, evet. Çok büyük bir hizmet. Ali Baba hizmet. Çok saygıdeğer bir abimiz. Her zaman böyle güzel programlar yapar. Sen de bir programda vardın. Unutmuş o. Hani bir unutma. Tabii hanımefendi vardı. Vardı programda. Vardı ya. Yani. Bir gezinti. Her sene Ali Bey yapar. Yunus'cum bir kadro kur. Bütün işçilerimiz çalışanlara tur. Ne turu? Yalova'dan Bağ... gemi turuna çıkmıştık. Yani. Evet. O turu her zaman yaptık. Şimdi onun eyvallah şahım. Öyle bir dörtlü söylüyorum. Çok bayılırım. Doğrusu bir şey olmaz. Yaklaş. Bugün bize pir geldi,
Güller teze geldi, önü sıra gamberin. Ali el Mürteza geldi, eyvallah Şahım eyvallah, Hak la ilahe illallah, eyvallah pirim eyvallah, adı güzeldir güzel Şah. Ali bizim Şahımız, Kabe kıblegahımız, Mihraç'taki Muhammed, o bizim padişahımız. Eyvallah Şahım eyvallah, Hak la ilahe illallah, eyvallah pirim eyvallah, adı güzeldir güzel Şah. Sevgiler efendim. Size sağ olun. Ona ben her zaman arar beni, Yunus'cum benim şarkıyı söyle. Neydi o şarkı biliyor musun? Akıttım gözümden yaşı, eritir dağları taşı. Ali'dir imamlar başı, Ali'dir imamlar başı. Evvel Allah, dahil dahil Allah, imanım amentu billah. Efendim başarılar, saygılar. Avrupa yolcuları devam ediyor. Devam ediyor. Evet efendim, geldik. Elimde dünyaya, bütün dünyaya böyle dönerin en güzelini tattıran, tanıtan Remzi Kaplan Baba burada. Merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Sağ olasın. Bak hoşunuz. Berlin'e geldik mi, Kaplan dedim mi bitti. Bütün dünyada nereye gitsem, yemin ediyorum geçen Avustralya'daydım. Dediler ki Berlin'de bir tane firma var dediler. Remzi Kaplan. Her tarafta, her yerde o lezzeti aynen nasıl tutturuyor acaba? Dedim ki onu ona sormak lazım. O lezzet nasıl? Niye bir başkası demiyorlar da Kaplan diyorlar. Remzi Kaplan. Her şirketin kendine göre bir çalışma felsefesi var. Evet. Onun için o şirketleri de yani sırf Remzi Kaplan değil, Kaplan gibi başka şirketler de var ama var, bizdeki şu var. Yani biz o reseptör dediğimiz o reçeteyi biz aile fertleri olarak yani ailemizde kaldı. Ben veya kardeşim büyük veya oğlum baba. Evet. Veya eşim ve biz ailede kaldığı için buna çok dikkat ediyoruz.
Galiba sebeplerinden biri bu olması lazım. Ne güzel. Peki bu güzel anlamlı böyle bu muhabbet için, bu tanıtım için neler diyorsunuz bizim Mustafa Baklan kardeşlerimiz için? Mustafa Baklan kardeşlerime ben başarılar diliyorum. Yani bunlar birlik, beraberlikle az önce konuşmasında da anlattı kendisi nasıl başladıklarını, neler yaptıklarını. İşte birlik, beraberlik, kardeşlerle beraber, ekibiyle beraber başarılar diliyorum kendilerine. Çünkü 30-35 yıllık ticaret içerisinde olmak, isimle kalmak, marka olmak da çok önemli. O yüzden gerçekten de Baklan, sizin gibi, bak, onlar gibi. Aynen, Baklan kardeşlere de başarılar diliyorum. Umarım bundan sonraki gelecek nesilde bu kardeşlerin başarısını daha iyi yerlere, teknik teknolojiyle ilerleteceklerine de inanıyorum ki bunu başaracaklar. Sağ olasın babam. Ben çok teşekkür ederim. Revzi Kaplan babaya uzun ömürler verirsin Allah'ım. Çünkü çok faydalı bir insan. Bencilliği yok, egoistliği yok. Her zaman paylaşımcıdır. Çalıştığı insanlar olsun, çalıştırdığı insanlar olsun. Dil, din, ırk, mezhep tanımadan hepsine ekmek verir. Süper bir insan, bunu alkışlamalı. Allah uzun ömür vermeli Revzi Kaplan babaya. Thank you.
Bağdat'a gel, Bağdat'a lezzete gel, lezzete her şey her yerde. Ne var Bağdat, ne var efendim Bağdat, nerede? Her yerde Bağdat. Bağdat 3 öğün 4 mevsim. Berlin'de var olan Bağdat şimdi daha da büyüdü, daha da büyüyecek. Tüm dünyada zaten Bağdat adını duyurmuştur. Mustafa Baklan, Kadir Baklan, Ali Baklan, tüm kardeşlere buradan sevgiler. Çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olun efendim, sağ olun. Saygılar, sevgiler efendim. Üç öğün dört mevsim. Üç öğün dört mevsim, Bağdat. Üç öğün dört mevsim. Bağdat, Bağdat. Evet, Bağdat. Avrupa yolcularıyız, sizinleyiz canlarımız. Her gün ayrı şehirlerde dertlerimize devayız. Avrupa yolcularıyız, sizinleyiz canlarımız. Her gün ayrı şehirlerde dertlerimize devayız. Bazen şarkı, bazen türkü, gırgır sohbetlerimiz var. Sıla özle mi bitiyor, bundan sonra hep Show Türk var. Avrupa yolcularıyız, sizinleyiz canlarımız. Her gün ayrı şehirlerde dertlerimize devayız. Avrupa yolcularıyız, sizinleyiz canlarımız. 97'den günümüze ve geleceğin dünya markası Lider Schaefer vizyonu sundu.